Evet sevgili takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oğlumla birlikte size kremalı mantar çorbası yapacağız. Malzeme listesine geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Evet, malzeme listemize gelirsek bir paket böyle minik minik doğranmış mantara ihtiyacımız var. Çok ince doğramayın, kayboluyor içinde. 800 gram mantar var. 800 gram mantarımız. Orada bir büyük boy soğan var. 300-400 grama yakın bir soğan bu. 3 yemek kaşığı nişastamız var. Ama son miktarını tarih kısmında yazarız. 2 yemek kaşığı da kullanılabilir. Burada 50 grama yakın tereyağı var. Ancak ben onun içerisinden birazcık kıstım. Çünkü tereyağını tek başına atarsak yanacaktır. Yaklaşık 50 grama yakın bir yağ koyacağız totalde. 40 gram tereyağı, 10 gram sıvı yağ gibi. Bir paket krema var. Ve bir paket krema. Tavuk suyumuz var. Ve haşlamış hazır olduğumuz tavuk suyu. Bu da 1 çay kaşığı muskat cevizi. 1 çay kaşığı karabiber. Ve gerektiği kadar da tuz alacak. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Soğanlar suyunu saldıktan sonra mantarın hepsine ekliyoruz. Bu mantar çok büyük gözüküyor büyük ihtimalle şu anda. Yani çok fazla gözüküyor. Ancak suyunu verdikten sonra aslında çok ufak kalacaklar. Doğradığımız parçaların her birinin büyüklüğü de yaklaşık olarak bir dişe gelebilecek kadar diyebilirim. Ancak ağzınıza aldığınızda da çiğnemenizi gerektirmeyecektir. Kremayı koyduktan sonra kaynamaya başladı tekrardan. Tavuk suyunu vereceğim. Arkasından birazcık su ekleyeceğim. Su ekledikten sonra da yoğunluk kıvamını istediğim ölçüye getirene kadar nişasta ile su karışımımı bir bardakta çözdükten sonra bunu eklemeye başlayacağım. Hmm.
nişastayı suyla karıştırıyorum. Birazdan arttıracağım. Gerekirse. Ancak şu anlık bu kadar miktarını koyacağım. Eğer kıvamı fazla yoğun gelirse azıcık daha su ekleyeceğim. Kıvamı yeterli yoğunlukta gelmezse birazcık daha nişastalı su hazırlayıp ekleyeceğim. Tuzunu da birazdan kaynamaya başladığında tadına bakıp dengeleyeceğim. Çorba kaynamaya başladı. Artık burayı kapatıyorum. Ve daha ince bir göze alıp burada yaklaşık bir 45 dakika, 1 saat kadar inceden kaynamasını bekleyeceğim. Daha ince bir göze aldım çorbama. Arkada artık ufak ufak kaynayacak 45 dakika, 1 saat kadar. Kapağını kapatıyorum. Taşmayacaktır zaten. 45 dakika sonra servise hazır. Evet, çorbamız pişti. İçenlere afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Kremalı mantar çorbamız.